Bakın, hatırlar mısınız? Sizinle hep regresyonu konuşuyorduk. Hatta sevgili Mine bana regresyon Cem ismini takmıştı. Bugün de hem Adana'da hem Mersin'de yatırımcılarımızla buluştuğumuz zaman herkes regresyondan bahsediyor. O kadar gurur duydum ki, yani regresyon kelimesi gerçekten burada herkesin takip ettiği, öğrenmek istediği bir şey haline gelmiş. Ne güzel, yine fark yaratmışız. Bakın, işte bu bizim regresyon kanalımız. Hani hep çizdiğimiz, sizinle 7400 seviyesinden beri takip ettiğimiz bu regresyon kanalı işte burada. Bu regresyon kanalı bakın kırıldı. Gördünüz mü? Çok net bir şekilde bu kanalın artık dışına çıktık. Bunu altını çizebiliriz. Şimdi bakın bunu siliyorum. Artık biz nasıl takip edeceğiz biliyor musunuz piyasayı? Böyle takip edeceğiz. Yine regresyon atıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu başladı. Şimdi bu başladı. Bu ne demek? Yarın 8750 hatta şunu söyle sağa doğru uzatalım. Bugün bizi takip edenler fark yaratacaklar. Onun da altını çizmek istiyorum. 8700. Yani biz 8700 seviyesine kadar geri çekilirsek regresyon alt banda değmiş olacağız ve buradan tekrar yukarı doğru bir rebound yapabiliriz. Fakat şimdi siliyorum burayı. Şimdi siliyorum burayı. Hemen bizim tat sinyalini nerede aldık? Hemen ona bakalım. Tamam. Bakın 7450'de gelen al sinyali vardı hatırlarsanız. 7450'den gelen al sinyali bizi 9500'e kadar taşımıştı. Bakın işte hep 9150. Aman 9150'nin altında pozisyonlarımızı kapatalım. Kredili pozisyon taşımayın. Hisseleriniz daha önce sat vermiş olabilir. Bu sat sinyallerine uyun. Bu disipline uyarsanız fark yaratabilirsiniz dediğimiz 9150 kırılınca işte endeksin gördüğünüz gibi geri çekilmesi. Peki nereye kadar geleceğiz? Bakın şimdi tabii ki ben dersimi çalıştım Mine. Hemen buradan Fibonacci'yi atıyorum. Fibonacci'yi evet. Şuradan evet. Şimdi 8900 seviyesinde biz tutunabileceğimizi söylemiştik. 8900 seviyesinden bugün bir tepki geldi ama bu iş aşağı doğru 8600'lere doğru devam edebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani Fibonacci'nin işaret ettiği seviyeye doğru devam edebilir. Neden? Çünkü bizim sizinle takip ettiğimiz bir disiplin var. Bunu bu saatte bizi takip edenler de geçsin. Bakın gördünüz mü? Endeks 4 Ocak itibariyle, pardon özür diliyorum, 28-29 Aralık, hadi buna 2024'ün ilk seansı, ilk günü diyelim. Orada gelen 7450 seviyesine gelen al sinyaliyle başlayan hareketi bugün, yani şurada ne zaman bu? 29 Şubat'ta bitirdi. 29 Şubat'ta dedi ki tamam artık sen karını realize et, biraz bekle. Biraz bekle diyorum çünkü bugün gerçekten hem Adana'da hem Mersin'deydim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel mesajlar aldım. Bilhassa altın tarafında yakaladığımız altın onsla, altın gramla yakaladığımız o trendten dolayı çok teşekkür ediyorlar Mine bize. Ben teşekkür ederim. Ama hep her zaman şunu söyledim. Biz info yatırımda bir adım önde olacağız diye. 9150 seviyesi kırıldığında hep şunu gördüm. İki tane bugün soru aldım. Gerçekten bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü evet hep yorumlar geliyor. İşte şurada satsaydık, şurada alsaydık. Birinci yorum şu. Satamadım. Sat sinyaline uyamadım. Birinci soru bu. Biz para kazanmak istiyorsak eğer gerçekten orta ve uzun vadede bu disipline bağlı kalmamız gerekiyor. Yani stop loss çalıştırmamız gerekiyor. Sat sinyali satabildiğimiz sürece, zararına satabildiğimiz sürece para kazanabilirsiniz. Hadi bu da benden bir cümle olsun. Zararına satmayı bildiğimiz sürece orta ve uzun vadede para kazanabilirsiniz. Bunun altını çok net çizmek istiyorum. Diğer soru da şuydu. Cem Bey siz sat sinyali geldi dediniz. Sattık. Ben duramıyorum mal almadan. İnanılmaz değil mi? Yani gerçekten yani şu anda piyasa geri geliyor. Ben mal almadan duramıyorum çünkü malsızım şu anda. Ya bunu da öğrenmemiz gerekiyor. İşte bizim fark yaratmamız için, yani bu enflasyonu yenebilmemiz için birincisi stop loss çalıştırmamız, yani sat sinyali geldiği zaman satmamız ve likit kalmamız gerekiyor. Bu enflasyonist ortamda, böyle bir faiz ortamında
bizim likit kalmamız çok çok önemli. Şu anda da ben bugünkü yayının başlığını al sinyali bekleyeceğiz diye yazdım. Al sinyali bekleyeceğiz. Şu anda bakın burada sat sinyali geldi. Hatta şunu şöyle sileyim. Bakın gördünüz mü? Biz ne diyorduk? Crossover. Bakın alın burada crossover. 7450'de al. 9150 burada da sat. Şu anda da sat sinyali çok net bir şekilde devam ediyor. Bekleyeceğiz. Al sinyalini bekleyeceğiz. Al sinyali nerede gelecek? 9000'de gelebilir. 9100'de gelebilir. Ama ne olursa olsun biz oraya kadar endeks için konuşuyorum. Altını çizmek istiyorum. Al pozisyonu yani al sinyali almayacağız. Likit kalacağız. Tabii ki bazı hisseler endeksten önce sat sinyali üretmişti zaten. Endeksten önce de al sinyali üretebilir. Şimdi sizin sorularınıza bağlı onlara bakarız. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ne olursa olsun biz bu disipline bağlı kalmalıyız. Bugün Mersin'de bir yatırımcımızla oturduk, çay içtik, sohbet ettik yine. Bana şöyle dedi, ya bu işin sırrı ne? Dedim ki ben hep bunu söylüyorum. Aslında bu iş çok karmaşık değil. Yani çok ciddi bir teknik disipline, çok ciddi bir teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Her hisseyi duyduğunuz, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten burada, bilhassa bizim 30 tane şubemiz var. Burada ben konuştuğum insanlarla hep şunu, bana bunu söylediler. Diyorum ki size hisse senedi söylediklerinde şu soruyu sorun. Neden? Neden X hissesi? Yani bu soru önce çok neden net. Neden bana söylüyor sorusu bence daha önemli. Yani sonra neden X hissesi söyleniyor? Bir de kim aynen söylüyor? Aynen. Neden X? Bana diyecek, şimdi ben bir hisse söylüyorum mesela. Diyorum ki bakın bunu biriktirin. Bunu söylerken diyorum ki bu senedin bir arkasında çok güzel bir rapor var. Sadece bizim şirketimizin değil tüm şirketlerin raporları var. Aracı kurumların, bankaların. Artı bu şirkette %80, %90 bir iskonto var bu raporlara bağlı. Bu raporlara bağlı ben bu hisseyi söylerken teknik timing'e bağlı da al sat zamanını ayarlayacağım. Gerektiğinde bu hisse doğru bile olsa sat sinyaline bağlı satacağım. Al sinyaline bağlı alacağım. İşte biz 2024'te bu şekilde ancak fark yaratabiliriz. Yoksa al satlarla, günlük al satlarla ekrana bakarak kesinlikle enflasyonu borsada yenemezsiniz. Bakın 30 yıllık tecrübeme dayanarak bunu çok net söyleyebiliyorum. Doğru sektörde doğru hisse senedini yani iskontolu hisse senedini alıp teknik timing'e bağlı olarak taşıyacaksınız. Düşerken göstermiş olduğunuz sabrı, çıkarken de sat sinyali gelene kadar göstereceksiniz. Çünkü öyle sohbetlere diyoruz ki 20 liradan hisse senedini biz önermişiz, almış. 22-23 liradan satmış. Senet 60 lira olmuş. Ya diyorum ki niye tutamadın? Ama işte keşke tutsaydım. Keşke yok. Arkaya bakmayın. Yani keşke yok. Sat sinyali ne zaman gelirse o zaman satacağız. Şu anda da biz de endekste şurada grafikte gördüğünüz gibi sat sinyali geldi. Bekliyoruz. Al sinyali ne zaman gelirse endekste o zaman al pozisyonuna geçeceğiz. Endekste diyorum. Hisseler farklı hareket edebilir. Bazıları çok önceden sat sinyali verdi. Daha endeksten önce de al sinyali verebilir. Ama işte bakın gördüğünüz gibi crossover gerçekleşti. Şu anda sat sinyali devam ediyor. Bugün de 8900'ün altına geldik. Burada bir tepki beklemiştik bugün 8900 demine. Oradan yukarı doğru bir tepki aldık ama çok fazla devam edemedi. Sonra sat sinyali geldi. Şu anda da endekste sat sinyali devam ediyor. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki çoğu yatırımcı maalesef satmamış. Sat sinyali aldığı halde satmamış. Bunu onların kendi yorumuna bırakıyorum. Al sinyali geldiğinde de al dediğimiz zaman satması gereken yerin çok çok altında gelen al sinyaliyle hem maliyetlerini düşüreceklerdi hem de taşıma maliyetine katlanmayacaklardı. Yabancılara hani yabancılara satacaklardı.